Sapanca Kurtköy'deyiz. Taze Ceviz Festivali ve Sayın Valimiz de her zaman olduğu gibi. Sayın Valim, Sapanca Kurtköy'de Taze Ceviz Festivali'ndeyiz. Efendim, mübarek yağmur da var. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Valim? Teşekkür ediyorum. Şehirleri kıymetli kılan güzellikleri, özellikleri, üretimleri var. Biz Sakarya deyince aklımıza hemen ayvamız, kabağımız, mısırımız, fındığımız geliyordu. Ama arkadaşların bu yapmış olduğu festivalde aynı zamanda bu zenginliğimize bir ilavede daha bulunmuş olduk. Burada cevizimiz özellikle taze yenmesindeki raihasıyla, aromasıyla gerçekten bize mahsus olduğunu gösteren bir cevizimizin de olduğunu öğrendik ve dünyaya bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bu üçüncüsü yapılıyormuş arkadaşlardan almış olduğumuz bilgiye göre. Burada ceviz üretiminin yanında cevizi yeşil kabuğundan ayırma hususunda da Türkiye'de öncü bir yer olduğunu biliyoruz. Kendi üretimimizden sonra diğer bölgelerde üretilen cevizler de aynı ameliyeden geçmek için buraya geliyormuş. Arkadaşlarımızın tespitlerine göre 100 milyon liralık bir girdi sağlayacak bir sektörmüş burası. Dolayısıyla biz de şehrimizin bu güzelliğini de hem burada kendimiz tanımak hem de bu festival aracılığıyla ülkemize, dünyaya tanıtmak için buradayız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Sapanca Kurtköy'de programımız devam ediyor. Festivaldeyiz. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce de burada. Efendim, günün anlamıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Evvela Sapanca ilçemizde, ki Sakarya'mızın en şirin ilçelerinden biri olan Sapanca'mızda, üçüncüsü yapılan bu ceviz festivalinin hayırlı olması temenni ediyorum. Ki Sakarya denildiği zaman akla çok şey akla geliyor. Birisi tarım beşiği. Yani tarım Sakarya'la özdeşleşmiş. Ve bu tarımın da önemli ürünlerinden hem tahıl olarak, hem meyve olarak, hem sebze olarak üç noktada da çok ciddi bir takım dünya çapında ve Türkiye çapında öne çıkmış ürünleri var. Mesela fındık. Dünyada fındık üretiminde biz bir numarayız. Yani %70 dünyanın fındık üretimini Türkiye gerçekleştiriyor. Ve bunun da 70 bin tonunu Sakarya yetiştiriyor. Yani Sakarya ishal oluyor. Bu ciddi bir rakam. İkincisi, dünyada ayva üretiminde ve ayva ihracatında bir numara olan yer Türkiye'dir ve Türkiye'nin de bir numara olan yeri Sakarya'dır, Geyve'dir. Evet. Yani ayva üretiminde de Geyve çok çok ön planda. Yine ayvası oldukça meşhur, dünya çapında meşhur. Kiraz dünyada en ihracatta yoğun olan, üretimde en çok yoğun olan yer yine Türkiye'dir. Türkiye'nin de en önemli ishal noktalarından biri de Sakarya'dır. Alifatpaşa'dır, Geyve'dir, Pamukova'dır, bu bölgedir yani, Sapanca'dır. Dolayısıyla kirazımızla, ayvamızla, kabak zaten Sakarya demek kabak demektir, akkabak demektir. Akkabakla ilgili çok ciddi gelişmelerimiz vardır ve bunun genelde pastane sektöründe çok ileri bir seviyeye taşınmıştır. Yani Sakarya bu ürünleriyle koşarken biri daha eklendi. Aslında vardı ama ön plana çıkaran bir yiğit gerekiyordu, bir dernek gerekiyordu. Ben bu derneği tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Cevizimiz her yerde vardı. Yani Sapanca'nın cevizi çok çok meşhur. Hendek'in aynı şekilde. Efendim Akyazı'da var, Geyve'de var, Tarak'ta var, Pamukova'da var. Hemen hemen bütün ilçelerimizde ceviz var. Ama Sapanca cevizi bir başka. Yani onun özelliği var. Onu inşallah coğrafi işaretinde almakla ilgili arkadaşların çalışacağına inanıyorum. Bize destek vereceğiz. Mutlaka bir coğrafi işareti almamız lazım. Ve Sapanca cevizini mutlaka tatmayan tatsın. Yemeyen yesin. Farkı fark edecektir. Ben bu düşüncelerle şu alanda çok ciddi katılımcıların olması, ki biz bunu bu kadar bilmiyorduk, bu kadar katılımcı olacağını tahmin etmiyorduk. Ben ilk defa katılıyorum bu festivale ve ben heyeti tebrik ediyorum, yürekten tebrik ediyorum. Kendileriyle ziyaretimize geldikleri zaman çok güzel bilgiler aktardılar. Ben de büyükşehir olarak ceviz festivali ve ceviz üretimiyle ilgili her türlü desteği vereceğimi ilan ettim. Buradan tekrar ilan ediyorum. Cevizle ilgili ne tür projeleri varsa hepsinin yanındayız. Ve o konuda destekçiyiz. Sayın Rektörüm, festivaldeyiz efendim. Ceviz Festivali'nde düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sayın Valimle, Sayın Belediye Başkanım zaten söylenecek her şeyi söyledi. Bize fazla bir söz kalmadı aslında. Ben sadece şuna vurgu yapayım. Modern dünyada herhangi bir şeyin bir yerde üretilmesi tabii ki önemlidir. Ama da daha da önemlisi orada ticaretinin yapılıp yapılmadığıdır. İnşallah Sakarya'da Sapanca merkezde olmak üzere hem farklı tatta cevizin üretimi konusunda açılım sağlanır. Ama aynı zamanda Sapanca'nın
bir ceviz borsası olması, ticaretinin burada yapılması da çok daha önemli.